olacaktı burada. Ne güzel yerdi bu otları. İyi olur vallahi. Biz de ot yolmaktan kurtulurduk. Hadi beyler bırakın çançanı da bitirelim şu işi ya. Daha revire gideceğim. Kızlar beni merak etmiştir. Kızlar? Çiğdoşla Ali. Oğlum sen iyice azdın, Allah sonunu hayretsin babacan. Başımıza gelecek ben var ha. Ben diyorum sabahları çay iç diye ama içmiyor. Terlikse hayvanatta gözle görülür bir şap eksikliği var. O balık abi değil mi o ya? Çavuş. Ya balık abi, her gün sana aynı şeyi demekten bıktım ama. Gelmiyor mu? Canın sağ olsun be. Ne yapalım? Hayırlı sabahlar balık abi. Merhaba çocuklar, hayırlı sabahlar. Ula başlayacağım şu kartopun tribüne ha. Gelmiyor değil mi? Yazık vallahi. Adam bir haftadır her gün gidip geliyor. Şuna bak, sabahın köründe burada. Keşke benim abim olsaydı. Ne güzel sarılırdım yumuşacık. Sana sarılsam... Uzak dur, çarparım elimin tersine ha. Sana da şap lazım galiba. Hadi ben mutfağa gidiyorum, daha salata yapacağım. Gelsene sen de doğruyum yer niyetine. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bırakın dalgayı beyler. Oğlum kartopunu nasıl ikna edeceğiz onu düşünün. He vallahi. Abin hastaymış mı desek? 2 ay ömrü kalmış diye ha? 2 ay sonra ne olacak? Kardeşiyle barışmanın mutluluğuyla ölür bari. Allah Allah. Oğlum niye öldürdünüz adamı şimdi? Şaşkın öyle deme. Ya kardeşim hiç olmasa kardeşiyle barışmış olur. Öldü lan. Takdiri ilahi ne yapayım? Ya madem at yüzünden bozuşmuşlar, versin geriye atını olsun bitsin. Ne dedin sen, ne dedin? Vallahi bir şey demedim. Dedi duydum dedi. Dedin at dedin atma. Demedim. Lan var ya. Ya bazen en basit şey bile insanın aklına gelmiyor işte. Hepimizden akıllı çıktı lan bu. Gel buraya öpeceksin. Ama Arıza abi sen gene Arıza abla oldun. Oğlum ben alnından öpeceğim. Şişt, gel buraya. Kurtar beni. Gel buraya öpeceğim bak. Batu bak, buradaki çimenler ezik. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada bir yerde uyuyor olmalı. Heh, bulduk uykucu cüceyi. Asker! Emret komutanım! Aman ne komik. Ne yaptın saçına sen öyle ya? Boyattım. Fena mı olmuş? Yo, yakışmış. Ne gülüyorsun? Ya sizin işiniz yok mu? Ne dalga geçiyorsunuz benimle? Çok komiksin de ondan. Ya tamam hadi sen böylesin. Ne foto sen niye bunu uyuyorsun? Hak ettim valla. Yalanın cezası çok daha fena olabilirdi. Ya ama işte şey... Boş ver, zorlama kendini, öğrendik neler olduğunu. Meğer geceleri uykusuzluğunun nedeni ruhsal durumlar değil, kalpsel mevzularmış Seyficiğim. Ya iyi de ama hani bildiğiniz gibi değil. Değildir. Ya Seyfi aklını mı yedin sen? Nasıl kaçarsın her gece? Hay ya yakalanırsan? Vallahi nasıl bir kızmış ki bu? Askerliğini yakmaya göze alıyorsun. Ya işine karışıyor gibi olduk. Kusura bakma. Yok. Haklısınız. Ne diyeyim? Lafımızı dinle, geceleri kaçma yeter. Müsait misiniz komutanım? Gel Levent. İşinize engel olmuyorum değil mi? Önemli bir şey değil. Sonra devam edelim. Bir sorun mu var Levent? Biraz özel bir konu komutanım. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Komutanım ben... Duygularını çok fazla belli edebilen biri değilim. Görevimi yaparken bir sorun yok ama... Konu ben olduğumda derdimi kimseyle paylaşamıyorum. Komutanım siz... Abimle devre arkadaşıydınız. Bundan cesaret alarak sizi rahatsız ediyorum. Bak Levent, Seni üzmemek için bugüne kadar abinden söz açmadım. Ama biz Sinan'la kardeş gibiydik. 4 sene aynı ranzayı paylaştık harp okulunda. 5-6 kişilik sıkı bir grubumuz vardı. Hatırlıyorum komutanım. Sen hemen çıktığında abin bizi aramıştı. Birliğimize düşersen sana göz kulak olalım diye. Bunu bana hiç söylememişti. Hangimiz duygularımızı yeterince belli edebiliyoruz ki Levent? Askerliğin doğasında vardı. Neyse. Diyeceğim, ne derdin varsa konuşmaktan çekinme. Görev başında komutanınım. Ama şu anda seni abin gibi dinliyorum. Sağ olun komutanım. Aferin be. Tosunum benim be. Yaptın yine beyin fırtınası. Yıktın ortalığı be. Vallahi nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Zekiyim tabii. Bir anda aklıma geliveriyor. Eyvah ki ne eyvah. İyice havaya girdi bu şaşkın. Girecek oğlum tabii. Süper bir fikir üretti herifçi olayım. Orada dur. Senin saç boyama fikrin 10 numara bence. Vallahi öyleydi da niye tutmadığı anlamadım. Oho! Keyfe bak. Biz 5 dakika bahçeye çıkalım diye takla atıyoruz. Adamlar el cepte dolaşıyor ya. Ula uşağım, sağ kim yazıcı ol dedi ki. Bak aklıma yeni bir fikir geldi. Söyleyeyim mi? Söyle Tosunum. Sen konuş. Gün serin günün. Aklın açıldı, durmuyor. Bak Mehmetciğim. Arıza abi diploma almak için çalışıyor ya. O arada sen de bilgisayar kullanmayı öğren. Askerliğinin bitmesine daha 1 sene var. Hem yanına yardımcı alırsın. Nasıl? Vay. Hiç fena fikir değil ha. Arızalı printer junior. Sen daha fazla o güzel beynini yorma Tosun'u. At güzeldi, orada kal. Ne atı ya? Sürpriz. Sürpriz at. Sürpriz vallahi anlatamam. Anlatırsam ne oluyor? Olmuyor. Oo, bu koku kimden geliyor be? Bendendir. Yeni parfüm aldım, beğendiniz mi? Güzel mi? Kadın Kokusanız. Kokusu gibi. Ne diyorsun be sen? Ha? Ne diyorsun sen? Manyak. Yine bana kaldın değil mi? Ha? Uşağım sen bu aralar kozmetiğe çok para harcar oldun. Nedir durum? Alev hemşireyi tavlama operasyonları. Bak. Aman be abi ya. Ulan bırakın da bir tanesi bizim tuzağımıza düşsün ya. Ona da mı el yaptın? Böyle işler kıdemli oluyor Vedat'cığım. Sen terliklerini yemeye devam etsene. Çok komik, çok komik. Evet, çok komik. Vallahi babacanlar. Bana sorarsanız dost acı söyler. Alev hemşire ikinize de yüz vermez. Hadi be. Sana öyle geliyor olmasın? Çok suyu konu atın. Allah'tan kız değiliz ha. Ferit'in eline geçenler kurtulamıyor maşallah. Maşallah yani, maşallah. Görüyorum. Kurtulamaz tabii. Bizim de kendimize göre bir şeyimiz var yani. Bence zor uşağım. Görüşürüz. Vallahi bence Alev hemşire senin bildiğin bu kızlara çok benzemiyor be Ferit. He? Tabii canım. Bana bile yüz ver. Lan bir kere kızlar yüz vermez. Yüz zorla bulunur. Hatun tavlamak bir sanattır ya. Yetenek ister. Ne bileyim öyle basite indirgenecek bir şey değildir yani. Siz olayları basite indirgiyorsunuz. Allah Allah. Nasıl bir sanatmış o? En güzel sanat. 3 altın anahtardan oluşan kadının kalbini kazanma sanatı. 3 altın anahtar mı? O ne be? Kadınların kalbinin kapısını açan 3 altın anahtar. Garantili. Uşağım söyle de biz de sebeplenelim. Şu kapıları biz de açalım Feri. Bir iyiliğin dokunsun be buddy. Karar verdim. Ben de anahtar istiyorum. Peki tamam. Yalnız kıymetinizi bilin. Şimdiye kadar hiçbir sapı açıklamadım ona göre. Aslanım uşağım yürü be. Eyvallah. İlk anahtarımız para beyler. Para. Saçacaksın parayı. Lükse boğacaksın, zengin görüneceksin. Çok önemli. Mesela orkide diye bir çiçek var. Bu en pahalısı. Biliyorum. Şöyle hani. Onlardan göndereceksin devamlı. Yani kadınların en sevdiği çiçektir bu. Yani kısacası kadının kalbine giden en kısa yol erkeğin cüzdanından geçer. Bunu bilin. Yapma ya. Beni param için sevecek kadını istemem. Ben bir Alev hemşireyi tavlayayım da. Neyimi severse sevsin. Umurumda bile değil. Vallahi babacan. Bak senin bu anahtar her kapıyı açmaz. Benden söylemesi. Göreceğiz. Açıyor mu açmıyor mu? Denemekte yarar var. En azından insan tanımış oluyoruz değil mi? Vallahi yengen doğru söylemiş Levent. Yarın ne olacağım diye düşünürsen hiçbir şey yapamazsın. Biliyorum komutanım ama bunu bir türlü kafamdan atamıyorum. Aslında bu biraz bencilce Levent. Ya karşındaki insan senin durumunu kabul ediyor ve buna rağmen seninle birlikte olmak istiyorsa? Bu konuda bir şey mi biliyorsunuz komutanım? Hangi konuda? Yani bu konu hakkında biriyle mi konuştunuz? Çiğdem Üsteğmen'le mi diyorsun? Hayır, konuşmadım. Sizin için söylemiyorum ama herkesin de bilmesi beni biraz rahatsız ediyor komutanım. Vallahi anlamamak imkansız. Ne zaman Çiğdem'le yan yana gelsen elin ayağın birbirine dolaşıyor. Bak ne diyeceğim Levent. Hayatta kimsenin garantisi yok. Ölümün nerede, ne zaman geleceği bilinmez. Yarını hesaplayarak yaşayamazsın. Haklısınız komutanım. En kötüsü de bir gün gelip fırsatım varken niye yapmadım diye pişman olmak. Pardon komutanım. Alo? Papatya? Tamam. Mesaiden sonra. Tamam. Hoşça kal. Her şey için teşekkür ederim komutanım. Ne zaman konuşmak istersen. Çekinme. İzninizle komutanım. Okşan Hanım, transferden aldığım parayı borsaya yatırmaya karar verdim. Hayır Arzu Hanım, bakın. Dubai'den gelen transfer teklifini kabul etmiyorum, hayır, hayır. Tamam, harika teklif, süper teklif ama insanın sevdikleri yanında olmadıktan sonra ne anlamı var canım? Hayır, nasılsa bende para çok olduğu için. O yüzden yani. Ferit. Şimdi birkaç milyon dolar için vatanımdan, sevdiklerimden kopamam. Ferit. Hayır, 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 olmaz. Ferit. Bir saniye Alevciğim, bir saniye. Tabii sizin için bir kere daha düşünürüm, sorun değil, tabii ki düşünürüm ama sanırım teklifim değişmiş. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hayır yani şunu bir haftada bozulur mu bir telefon ya? Yani güya o kadar para yatırıyoruz ya. Kusura bakma. Sinirlendim öyle bir an. Ferit. Sen telefon yüzünden ceza almamış mıydın? Aldım. Da fark etmez. Komutan kırar, ben yenisini alırım. Ben yenisini alırım, komutan kırar. Aramızda böyle tuhaf bir paradoks var. Ha sen ne diyecektin bana Ferit Merit bir şeyler? Ya çok bağırıyordun da. Konuşacak başka yer bulamadın mı? Kusura bakma, hiç farkında olmadan ayaklarım beni buraya getirmiş revire. Özlüyorum, ne yapayım? İçimden gelen bir şey değil mi? Ha az daha unutuyordum. Öylesine aklıma geldin. Ne bileyim bir şey alayım sana, ne alayım. Orkide al. Neyse. Yokluğu da dert şu paranın. Çokluğu da. Ya demek çok paran var. İşte var biraz. O zaman belki senden bir şey isteyebilirim. Bir dakika Alev, bir şey istemek ne demek ya? 100 şey iste, 1000 şey iste, 10 milyon şey iste. Tamam o zaman. Bak. Bu benim için çok önemli. Senin için önemliyse benim için de önemlidir Alev. Ne istersin? Eğitim gönüllüleri bağış makbuzu. Hedefimizden 1 milyar gerideyiz de. 1 milyar. 1 milyar. 1 milyar nedir canım? Açığınızın hepsini kapatalım o zaman. Sizi hedefinizden şaşırtmayalım değil mi? Kutlarım. Kim bilir kaç çocuğa yardımın olacak. Ben de okurken çok para sıkıntısı çekmiştim. Bitti işte artık Alevciğim o günler. İste dünyaları önüne sereyim. Sağ ol Ferit. Ben halimden memnunum. Parayı nasıl tahsil edeceğiz? Yarın çek yazdırayım ya da ne bileyim elden vereyim. Çek versen yeter. Okey. Bu mu? Güle güle. Bu kadar. Ya. Bye bye. Çiçek için teşekkürler. Okey.